Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. The earth is in danger and we people are responsible for it. Dünyamız bir tehlikede ve biz insanlar bundan sorumluyuz. We polite the earth in many ways. Biz çeşitli yollarla dünyayı kirletiyoruz. For example, örnek olarak factories pour their chemical waste into the seas and this causes water pollution. Örnek olarak fabrikalar e, kimyasal atıklarını denizlere dökmekteler ve bu da su kirliliğine sebep olmakta. All cars produce exhaust fumes and pollute the air arabamızdan çıkan egzoz gazları havayı kirletmekte. This causes air pollution. Bu hava kirliliğine sebep oluyor. Also, ayrıca we cut down trees for many reasons such as paper production. ve biz ağaçları kesmekteyiz birçok sebebe dayanarak örnek olarak kağıt üretimi şeklinde söyleniyor. This causes deforestation. Bu da ormansızlaşmaya yol açıyor. But it is not too late. Ama çok geç değil. We can start to save the earth now. Şu an dünyamızı kurtarmaya başlayabiliriz şeklinde kapanışı yapıyoruz. Buna göre ilk sorumuzda which one is true? Hangisi doğrudur deniliyor. The earth is a dangerous place. Dünya işte tehlikeli bir yerdir deniliyor. Yanlış arkadaşlar. Dünya tehlikeli bir yer değil, tehlike içinde olan bir yer. People never cut down trees. İnsanlar asla ağaç kesmez yanlış kesiyorlar. Egzoz fumes causes air pollution. Egzoz gazı işte hava kirliliğine sebep oluyor. Evet kesinlikle doğru. We can save the earth. Dünyayı kurtaramayız. Yanlıştır dünyamızı kurtarabiliriz halen de olsa. Hangisi doğrudur denildiği için cevabımız Ceyhan Şıkkı. İkinci sorumuz. Cutting down trees causes nokta nokta. İşte ağaç kesmek neye sebep olacaktır? Deforestation, ormansızlaşmaya, air pollution, hava kirliliği, water pollution, su kirliliği, saving the earth, dünyayı korumak, tabii ki de ormansızlaşmaya sebebiyet verecektir. Cevabımız Adana şıkkı. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Yukarıdaki kelimelerle anlamlarının doğru eşleştirmesi hangisidir diye soruluyor. Factory, fabrika demektir. Biri D ile eşleştirmemiz gerekiyor. A, B gitti. Recycle geri dönüşüm demektir. 2'yi C ile eşleştirdik. Forest orman demektir. B ile eşleştirdik. Polishing kililik demektir. 4'ü de A ile eşleştirdik. Cevabımız da Ceyhan Şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. Berkay diyor ki... Where are you going? Nereye gidiyorsun? Umut da diyor ki... I am going to library. Ben kütüphaneye gidiyorum. Kütüphaneye ne için gider? To drink some coffee. Biraz kahve içmeye. Biraz kahve içmeye kütüphaneye gitmeyiz. Kafeye gideriz. O yüzden... Yanlış. A'yı eledik. B'de to buy bagels. Bagels simit tarzı bir atıştırmalık olacaktır. Ve simit almaya gitmeyiz. Onu da pastaneden almaktayız arkadaşlar. Bu da gene yanlıştır. Bakery'den alabiliriz. Yani fırından alabiliriz. To buy books for you. Senin için kitap satın almaya gidiyorum da diyemeyiz. Çünkü kütüphanede kitap satılmıyor arkadaşlar. Kütüphanede kitap satılmaz. Kitap book shop'ta satılmaktadır. Kütüphanede ne yapılır? Kitap ödünç alınır. To borrow book, books for my homework. Ödevim için kitap ödünç aldım şeklinde ifademiz doğru olacaktır. Eğer kütüphaneye gidiyorsak kitap ödünç alacağız. Beşinci sorumuz. Samet bir şeyler diyor. Emirhan ise in bu yılımızı nasıl okuyacağız? Hemen onu da anlatalım. Eğer 2000 yılından önceki yıllar veriliyorsa şöyle okuyacağız. 19 ve 30 olmak üzere okuyacağız. 1930 şeklinde okumamız gerekiyor. Eğer 2000'den sonrasında 2000 10 mesela atıyorum. 2010 şeklinde okumamız gerekiyor. Buna göre, yıl verdiğimize göre Samet ne sormuş olabilir? Ne zamanla alakalı, when'la alakalı bir soru sormuş olabilir. When did the scientist discover Pluto? İşte e, bilim insanları, fizikçiler Pluto'yu ne zaman keşfetti dediğimizde uygun oluyor. 1939 yılında atıyorum. Who discovered Pluto? Pluto'yu kim keşfetti? isim vermemiz gerekiyor. Vermiyoruz. Tarih veriyoruz. Eledik. Did the scientist discover Pluto? İşte e, fizikçiler Pluto'yu keşfetti mi diye soruyor. Buna da tabii ki yes veya no ile cevap vermemiz gerekiyor. Why did the scientist discover Pluto? Neden fizikçiler Pluto'yu keşfetti? Buna da sebep vermemiz gerekiyor. Cevabımız Adana şıkkı. Altıncı sorumuz bize bir metin veriyor. Bu metinle alakalı hangi sorunun cevabı yoktur deniliyor. My name is Mustafa. Benim adım Mustafa. I want to see the Great Wall. Çin Seddi demektir ve Çin Seddi'ni görmek istiyorum. Demek de it is in Beijing, China. O Beijing'de ve Çin'de. Yani Çin Beijing'de. Sonra diyor ki arkadaşlar... I will visit there next year. Onu gelecek sene ziyaret edeceğim. I will take a lot of photos. Birçok fotoğraf çekeceğim. I will go to Chinese restaurant. Çin restoranlarına gideceğim. And taste Chinese food. Çin yemeklerini tadacağım. I think it will be great. Bence harika olacak. Hangi sorunun cevabı yoktur? Where is the Great Wall? Çin setli nerededir? Çin'dedir denildiği gibi cevabı var. How old is Mustafa? Mustafa kaç yaşında? Cevap yok. What is his name? Mustafa zaten veriliyor. When will Mustafa go to China? Çin'e ne zaman gidecek? Seneye gidecekmiş. Cevabımız direkt Bursa şıkkı. Devam edelim diğer sorularımıza. Gene bir metin veriliyor. 7, 8 ve 9. sorular bu metne göre cevaplandırılacak. Okuyalım. NASA launched Apollo 11 on July 16. Gene 1969 şeklinde okuyacağız. 1969. Ee, i̇şte NASA Apollo 11'i e, arkadaşlar Temmuz 16'da 1969 yılında fırlatmış, e, yollamış yani. It carried three astronauts. O üç astronot taşıyormuş. Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins. İşte astronotların isimleri söyleniyor. The module landed on the moon on July 20, 1969 ve o aya ne zaman oturmuş? 20 Temmuz 1969'da oturmakta 4 gün sonra. First Armstrong, then Aldrin stepped on the surface on uh, surface and walked there. İlk olarak Armstrong, sonra da Aldrin e, aya, ayın yüzeyine ayak basmaktalar arkadaşlar. It was the first time a human walked on the moon. E, o yani ayda ilk insanın yürüdüğü zamanlar. Yani ilk insan e, orada yürüdü arkadaşlar. O zaman yürümüş oldu. Ayda ilk insan orada yürümüş oldu. The astronauts collected some samples. Astronotlar bazı örnekleri topladılar. Biraz örnek topladılar. Took photos and made experiments. Deney yaptılar. Fotoğraf çektiler. Then they returned to the earth safely. Ve sonra güvenli bir şekilde dünyaya döndüler. Who stepped on the moon first? İlk olarak kim ayak bastı deniliyor. Baktığımızda Neil Armstrong ilk ayak basan kişiydi. Cevabımız Bursa çıktı. How many astronauts were there in the module? Modülde kaç astronot vardı? 3 taneydi. İsimleri de burada yazmakta gördüğünüz gibi. Bu şekilde basit sorularımız da var illaki. Sınavlarımız kesinlikle full zor sorulardan oluşmayacak. Bu gibi puan almamızı sağlayan basit sorularda olacaktır. Yadırgamayın. Which one is false? Hangisi yanlıştır? The astronauts collected some samples. Astronotlar e, birkaç örnek topladılar, bazı örnekleri topladılar. Doğru. The astronauts took photos of Moon. Ayın fotoğrafını çektiler. Gene bu da doğru olacaktır. The astronauts didn't return to the Earth safely. Güvenli bir şekilde dünyaya dönmediler. Yanlış, döndüler arkadaşlar. The astronauts made experiments on the Moon. İşte e, Ayın üzerinde deney yaptılar. Bu da doğrudur. Yanlış aradığımız için cevabımız. Ceyhan şıkkı. Yapıştırdık ve geçtik. 10. sorumuz. Kelimeler veriliyor. Bu kelimeleri bir sıraya koyarak yazmamız istenilmektedir. Şimdi ilk olarak cümlemiz neyle başlayacak? Özneyle başlayacak. V'yi başa koyalım. Hepsinde de gördüğünüz gibi V başta. Sonra bakın must model verb'imiz var. Model verb'leri ne yapmalıyız? Özneden sonra getirmeliyiz. Özneden sonra ve fiilimizden önce. Must sonra fiilimiz recycle geri dönüştürmek. We must Recycle, Paper and Glass diyerek de e, nesnelerimizi de yapıştırıyoruz. Ve cevabımız değişik olarak ortaya çıkıyor. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu satırlatmamızın ardından 12, pardon 11. sorumuza devam edebiliriz. To do list yapılacaklar listesi yukarıdakilerin doğru sıralanışı hangisidir deniliyor. Şimdi öncelikle first olan ifade ilk yapılacaktır. First demek ilk olarak anlamındadır ve bu yüzden de sıra olarak bunu ilkine taşıyacağız. Sonra finally'yi de en sona koyacağız. Finally de son olarak anlamındadır. Bunu da en sona yapıştırıyoruz. 2 en başta, 3 en sonda. Bakın sadece bunları bilerek bile cevabımızı bulduk. D. Şimdi sıradan devam edelim. First you should decide the party place. İlk olarak parti yerine karar vermelisin. Sonra 4 secondly ikinci olarak you should invite you, e, your Friends to the party. Sonra arkadaşlarını partiye davet etmelisin. Sonra then you should prepare food and beverages. E, yemek ve içecekleri ayarlamalısın, hazırlamalısın. Son olarak da finally you should arrange the music. Müzikleri ayarlamalısın şeklinde ifademizi söylememiz gerekecektir. Cevabımız denizli şıkkı. Our planet earth has got a satellite. Satellite uydu demektir. Ve bizim dünyamız... Bir uyduya sahiptir. It is nokta nokta and it orbits the earth in e, 28 days. Ve o nedir? Dünyamızın uydusu. Sizlerin de bildiği gibi ayımızdır. O da moon olarak söylenilecektir. Cevabımız Denizli yapıştırdık. 13. We should use nokta nokta instead of provide cars. Instead of provide cars. Yani özel araçlarımızın yerine we should use neyi kullanmalıyız? Public transportation. Toplu taşımayı kesinlikle kullanmalıyız dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirmek açısından. environmentally friendly çevre dostu ama ne yanlış eledik yani anlamsız nükleer waste anlamsız throw rubbish çöp atmak anlamsız cevabımız A şıkkı toplu taşıma en doğru ifademiz olacaktır. Devam ediyoruz 14. sorumuzla. Why we call Mars as red planet? Neden Mars'a Kızıl Gezegen deniliyor denilmekte? Ceren de because çünkü diye cevap veriyor. Neden arkadaşlar? It has a red surface. O kırmızı bir yüzeye sahip. Evet, bundan dolayı Kızıl Gezegen denilmekte. Mars has got moons. Mars aya sahip. Alakasız. It is the biggest planet en büyük gezegen alakasız. It is colder than Neptune. Neptünden daha soğuk alakasız. Cevabımız A şıkkı. yüzeyi kırmızı olduğundan dolayı kızıl gezegen denilmekte. 15. Anlam akışını bozan ifade hangisidir? There are 8 planets in the solar system. Güneş sistemimizde 8 tane gezegen vardır. They are onlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Moon is our satellite. Ay bizim uydumuzdur. Bakın burada gezegenlerden bahsederken bir anda ayın bizim uydumuz olduğundan bahsetmekte ve bu alakasız. Bunu bir işaretleyelim. Sonra Merkür, Merkür is the closest planet to the sun and Neptune is the farthest planet from uh, the sun. Burada da güneşe en yakın Gezegen Merkür, Neptün ise güneşten en uzun gezegen olduğundan bahsediliyor. Yani gene gene gezegenlerden anlatılmakta ama 3'teki ayın bizim uydumuz olduğu gezegenlerle alakalı değildir. Cevabımız C şıkkıdır. Anlamsız olduğundan dolayı anlamak akışını bozdu. Sonra The Sun yani güneş isn't a nokta nokta. O bir bir şey değildir. It is a nokta nokta. Güneş nedir? Güneş ne değildir? Güneş bir planet, bir gezegen değildir. Güneş bir yıldızdır arkadaşlar. It isn't a planet, it is a star, o bir yıldızdır. 17. Ankara is nokta İzmir, but İstanbul is nokta nokta city in our country. Burada diyeceğiz ki Ankara İzmir'den daha kalabalıktır ama İstanbul en kalabalık şehrimizdir bizim ülkemizde. Ankara is crowded kullanacağız. More crowded dememiz gerekiyor burada arkadaşlar. Çünkü uzun bir kelimemiz olduğu için more getireceğiz direkt. More crowded den İzmir, but İstanbul is the most crowded city in our world. The most dediğimizde süperlatif oluyor. Yani en fazla, en iyisi, en tepedeki anlamlarındadır. More crowded, the most crowded. Evet bu şekilde olacak. Buradaki the'yı sakın unutmayın. Most koyuyorsanız başına da the kesinlikle gelecektir. Bunu sakın ve sakın Unutmayın. Cevabımız Deniz'i Şıkkı. Sıra geldi 18'e. My sister grades are nokta nokta than my grades, but my brother's grades are nokta nokta than my grades. Şimdi kız kardeşimin notları benim notlarımdan bir şey ama benim e, erkek kardeşimin notları benim notlarımdan bir şey dememiz gerekecek. Şimdi kız kardeşimin notları benim notlarımdan iyi olsun. Good'un e, şey comparative hali better olacaktır irregular olduğundan dolayı. Are better than my grades but my brother's grades are worse than my grades. Kız kardeşimin notları benim notlarımdan iyiken, e, erkek kardeşimin notları benim notlarımdan kötü olacaktır. the worse'ün e, comparative hali olacaktır. Cevabımız adana şıkkı. 19. Ezgi ile Ebru arasında geçen bir diyalog. Ezgi diyor ki What should we do to do to save the forest? Ormanlarımızı korumak için ne yapmalıyız diye soruyor. Ebru da we shouldn't trees. Biz ağaçları ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Kesmemeliyiz dememiz gerekecek. We should new plants. Yeni bitkiler ne yapmalıyız? Ağaçlar dikmeliyiz arkadaşlar. O yüzden de we shouldn't cut down trees. We should plant new plants. Yeni bitkiler dikmeliyiz, ağaçları kesmemeliyiz. Bursa çıktı. 20. There are balloons in the room. There is water in the bottle. There isn't milk in the fridge. Şimdi burası olumsuz olduğu için direkt buraya en iyi yapıştıralım. There isn't any milk in the fridge. Hiç süt yok buzdolabında. Sondaki en olacak. B ile C şıkkı gitti zaten. There are a lot of balloons in the room. Birçok balon var diyebiliriz odada. There is a little water in the bottle. Biraz su var diyebiliriz. D şıkkındaki gibi buraya da a little'ı getireceğiz. Cevabımız denizi şıkkı. 21. Aybüke ile Elif konuşuyor. Aybüke diyor ki Where is the party? Parti nerede? Elif bir şey söylüyor. Aybüke ise okay. I will be there. Tamam orada olacağım. Elif'in bir yer söylemesi gerekiyor. Çünkü parti nerede diye sordu. At school. Okulda olabilir. At one o'clock saat 1'de olamaz. Bunun için what time demesi lazım. A slumber party pijama partisi olmaz arkadaşlar. Ee, sonra on 10 April Tuesday 10 e, Nisan salı günü dediğinde de gene bu zaman tarih için when demesi gerekiyor. Yani ne zaman olduğunu belirmesi gerekiyor. Cevabımız Adana şıkkı. 22. Nokta nokta is a big problem. Bir şey çok büyük bir problemdir. We shouldn't throw rubbish in the sea. Çöplerimizi denize atmamalıyız. O zaman burada ne büyük bir problem olacaktır denize atıyorsak. A, a, a water pollution yani su kililiği oldukça ciddi önemli bir problemdir dememiz gerekecek. Cevabımız Adana şıkkı. Nokta nokta means the increase in world temperature. Bir şeyin anlamı ne demektir? Dünyanın ısısının yükselmesi demektir. Bunun anlamı da nedir? Global warming, küresel ısınma demektir cevabımız A şıkkı. Greenhouse e, gazız, sera gazları değil, exhaust gazız, egzoz gazı değil, rainforest or, yağmur ormanları değil, global warming küresel ısınma olacaktır. 24 Azra diyor ki: "Where will you go tomorrow?" Yarın nereye gideceksin? Merve diyor ki: "I will go to the to buy my favorite singer's new CD." Benim favori e, şarkıcımın yeni CD'sini almaya nereye giderim o zaman? Müzik store, müzik bayisine giderim. Sinemaya, tiyatroya, oyun mağazasına gitmem. Müzik bayisine giderim. Ceyhan Şıkkı. Sıra geldi 25. ve son sorumuza. Melisa diyor ki, This is our last English exam. Bu bizim son İngilizce sınavımız. Nisan diyor ki, Nokta nokta, it is the end of this term. O bu dönemin sonu demekte. O zaman no never, hayır asla bu değil. I don't agree with you. Seninle katılmıyorum. Yanlış. This can't be true. Bu doğru olamaz. Bu da değil. Yes, you are right. Evet, sen doğrusun. Bu dönemin sonu bizim son İngilizce yazılımız sizlerin de olduğu gibi. Ve böylece bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım bu yazı soran ve daha fazlasına da ulaşmak istiyorsanız yazıldayım.net adresimizden bu sorulara ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Takdir teşekkür hesabı yapabilirsiniz. Çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.